Efendim bir yine katılmış olduğumuz bir programlardan birinde, canlı yayınlardan birinde de bir beka sorunu dediniz. İşte iç savaş, provokasyon girişimi gibi ifadeleriniz olmuştu. Yani İyi Parti içerisine işte listeler anlamında mı söylemiştiniz bunu? Seçim öncesi işte... Yani hangi bağlamda söylediğimi hatırlatabilirseniz ona cevap verebilirim. Yani şöyle bir yani bağlamını hatırlamadım. Şimdi ben o aslında sözleri aldım Erdoğan ama. Aslında belki Erdoğan müdahalesi yorumunuzla evet. birlikte yani düşünebiliriz. Yani belki evet bir Erdoğan müdahalesi dediniz ya zaten onun için ona arkasından yok, bu aklıma geldi. Yani onun iç savaşla falan hiçbir alakası yok. Yani şöyle bir ifade var yok. Burada işte iddia evet. O ki siz bu son seçimlerde İşte çok önemli bazı isimler İyi Parti listelerine zuhur etti demiştiniz. Evet Hatta o ayrı. Yani evet. onu söylediğimi biliyorsunuz. Zaten bu seçime girmeyi reddediş nedenlerinden birisi bu. Bakın 2019 yerel seçimlerine giderken benzeri bir girişim oldu. O yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tasfiyesinde çok önemli rol oynayan iki bakandan birisi aday yapılmak istendi İyi Parti'ye. Ben FETÖ Araştırma Komisyonu üyesiydim Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak. Şimdi ve FETÖ'nün Türkiye'ye yaptığı zararı diğer terör örgütü yani kanlı terör örgütü PKK'dan daha da şey buluyorum. Türkiye'ye büyük bir zarar verdiğini düşünüyorum. 15 Temmuz hain kalkışması yüzünden Türkiye'de sistem değişti. PKK kanlı bir örgüt. Yıllardır onlarla mücadele ediyoruz. Şehitler verdik. Ama PKK hiçbir zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'nde general olacak kadar büyük bir tehlike yaratmadı. PKK bakan olamadı. PKK efendime söyleyeyim pilot olup bombalayamadı. Hı hı. Yani FETÖ küçümsenecek bir örgüt değil. Türkiye çok acı çekti bu FETÖ meselesinden. Sen şimdi getiriyorsun onu listelerde ona o ve benzeri insanları ön sıralara koyuyorsun. Ben buna itiraz etmeseydim bir daha insan yüzüne çıkamazdım. Siz inanmayacaksınız, kendimi öveceğim şimdi. Ben sokaklarda hiç görmediğim kadar itibar görüyorum şu anda. Aytun Bey size biz kızdık ama eleştirilerinizde, öngörülerinizde haklı çıktınız. Siyasette böyle dip duran insanlara ihtiyaç var denilerek hakikaten halktan büyük bir itibar ve iltifat görüyorum ki en büyük siyasetçi için herhalde bir ömrünü harcamış bir bürokrat ve siyasetçi için olabilecek en büyük mükafat. Şimdi benim o zaman kastettiğim bunlardı. Peki efendim burada şöyle bir noktayı belki biraz bizim için açıklığa kavuşturursunuz. Yani şimdi bir Erdoğan müdahalesi söz konusuysa eş zamanlı olarak Erdoğan da FETÖ'yle mücadele ettiğini söylüyor. Yani öte yandan kuşkusuz FETÖ'nün bu darbe girişiminin en çok hizmet ettiği kişi ya da yapının AK Parti ya da Cumhurbaşkanlığı olduğu da aşikar. Burada nasıl bir tablo var? Yani izleyenlerin daha iyi anlaması için nasıl tarif etmek lazım? İyi Parti'yi muhalefet cephesinde bir tırnak içerisinde sizin ifadenizle el bombası haline belki getiren ve kendi içinde bu patlatan noktada Erdoğan FETÖ işbirliği mi var? Tam olarak hayır, nasıl tarif edelim? Hayır, öyle bir şey söylemiyorum. Erdoğan FETÖ işbirliği diye bir şey asla söylemiyorum. Evet. Sayın Erdoğan siyasi hamleleriyle görünen ve görünmez, onların hepsini ben de bilemem, siz de bilemezsiniz. Sonuç itibariyle İyi Parti'de birdenbire sebepleri belli olmayan bir yol değişimi ortaya çıktı. Hem arkadaşlarıyla yani güçlü kurucularıyla hem de siyaseten merkez partisi olacağım diye yola çıkan bir partinin hala kendini tanımlayamamış bir halde kalmasıyla. Ondan sonra masa krizlerini biliyorsunuz. Kazanacak aday süreçlerini biliyorsunuz. Yani sonuçları itibariyle siyaseten bütün bu yapılanlar kime yaradı Yıldız Hanım? Yani bunu anlamak için muazzam bir siyasetçi falan da olmaya gerek. Yani bütün bu olayların her birisinin sonuçları Sayın Erdoğan'a yaramıştır. Ben söylüyorum bu seçimleri asla Sayın Erdoğan kazanamayacaktı ama ince siyasi taktiklerle bir takım şeylerle kazandı. Bakın işte bunlardan bir tanesi Sinan Oğan meselesidir. Onun da bir operasyon, siyasi bir operasyon olduğu ortaya çıkmıştır. Hı hı. Yani bütün bunlara
Bütün mesele nedir biliyor musunuz? Yüksek siyaset diye kastettiğim odur. Bütün bunları önceden okuyup buna proaktif tedbirler getirebilecek kapasiteye yüksek siyaset yapabilen kapasite denir. Yoksa takılıp Tayyip Bey'in peşine giderseniz, onun günlük beyanlarıyla oyalanırsanız ya kayıkçı kavgasının tarafısınızdır ya da yüksek siyaset yapma kapasiteniz yoktur, oralarda oturmamanız gerekir. Yani bu belki hani işte seçim sürecine döndüğümüzde masadan kalkıp tekrar oturmak, yani kronolojik olarak sıraladığımızda bütün böyle gözden geçiriyoruz. Siz dediniz ki ben şu an sokakta hani çok güven duyuluyor, işte kabul görüyorum, işte haklıymışım, haklı olduğumu söylüyor insanlar dediniz. Bunu şimdi İYİ Parti'ye dönüp baktığımızda da bir güven kırılması olarak mı görmek lazım bu durumda? Toplum açısından... Öyle zaten Sayın Akşener ne dedi? Ben masadan oturup kalkınca 7 puan kaybettik dedi. Evet, kendisi söylemişti. Evet. 6 aydır. Şimdi bu işte bu güven kaybının sonucudur. Siyasette yerine ikame edilemeyecek tek şey duygu güvendir. O güven kaybedildiği zaman her şeyi kaybeder siyasetçi. İYİ Parti, Doğru Yol Partisi'nin ve Anavatan Partisi'nin siyaset sahnesinden silinmesinin nedeni yönetenlerin güven kayıplarıdır. Yani Çiller'in Türkiye'deki güveni halk nezdinde verdiği sözde tutsaydı, efendim işte mal varlığımı şehit analarına bağışlayacağım dediği zaman bağışlasaydı, güvenini kaybetmesiydi, baraj altına gider miydi? Siyasette nereye odaklanırsanız onu başarırsınız. Şimdi sizce, Şimdi sizce bu durumda Meral Akşener, yani milliyetçi söylemleri büyük ağırlıkla geri dönmüş görünüyor. Ve burada müstakil ve hür siyaset diye açıkladı yerel seçimler hedefini de. Siz bu yerel seçimlerle birlikte Meral Akşener'in siyaset sahnesinde nasıl, nerede olacağını düşünüyorsunuz? Yerel seçimler sonrası tabii, bir de onu da ilaveten soralım. İYİ Parti'nin Cumhur İttifakı'na farklı bir şekilde eklemleneceği iddiası da var. Onu bilemiyorum. Anayasa görüşmelerinde onu anlayacağız. Yani o anayasa görüşmeleri siyaset sonrasında onu anlayacağız. Ama ben tekrar ediyorum. Bu yerel seçimlerden sonra Adalet ve Kalkınma Partisi dahil her parti içerisinde bir takım siyasi çalkantılar olacağını görüyorum şimdi. Yani öyle okuyorum. Bunu da hayırlı görüyorum. İyi olur diye düşünüyorum. Yani Türkiye, peki şunu belki buyurun. Türkiye'de buyurun. Bu kadar yıldır bürokrasi ve siyasetteyim. Seviyenin hiç bu kadar tartışma seviyesinin hiç bu kadar aşağıya düştüğü, konuların hiç bu kadar milletten kopuk olduğu bir dönem ben görmedim. Yani tabii bütün bunlar bu 1980 militarist darbenin Türkiye'deki artçı dargaları hala bitmedi. Bitmedi. Asla affetmiyorum o militarist darbeyi yapanları. Türkiye'ye her askeri darbe demeyelim onlara, askeri suçlamayalım da, darbeciler, her darbe, militarist darbenin Türkiye'ye derin zararları olmuştu. 27 Mayıs ilk defa oldu. Milletin seçtiklerini astılar. Yani haklı haksız diye konuşmuyorum. Onlara cezasını verecek olan milletteki ilk seçimde verecekti. Yani gidiş oydu. Nedense o iktidarın kansız kavgasız el değiştirmesine izin vermeyerek Türk Silahlı Kuvvetleri'yle milletin bir kısmının arasına küslük soktular. Arkasından Türkiye kalkınıyor. %7 kalkınma hızı, %5 enflasyon. Böyle bir konjonktürde işte birkaç banka soygunu, bir terörist olayları oldu diye onları bastırmak yerine 12 Mart darbesini yaptılar. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını astılar. Türkiye'nin bir başka kesimiyle ordunun bir kısmını küstürdüler. Sonra geldi hadise 12 Eylül, onların hepsinin en büyüğü, en babası. Türkiye hala o 12 Eylül militarist darbesinin içinden çıkamıyor. İşte siyasetin bu yüksek kalitede tartışmaların içine girerek çözüm araması gerekirken Türkiye'de neleri konuştuğumuzu görüyorsunuz. Bu İYİ Parti listelerini zuhur eden durumu görmüştüm ifadesini kullandınız. Bu zuhur eden durum içerisinde son günlerdeki vekillikten istifaları nereye koyalım? Ümit Dikbayır hariç. Aynen, sonra durumu başka çünkü. Yani siz de tekrar yani Ankara'da
gazetecilik yapanlar özellikle daha şey bilirler. Yani birdenbire adam çıkıyor, hiç görülmemiş, kimse rastlamamış, hayatı boyunca bir muhtar adayı olmamış, bir yerde bir siyasi yazı yazmamış, konuşmamış, liste başı adam. Niye? Hangi üstelik kahraman? De yeni üye olmuş değil mi? Bazıları için öyle söylendi. Olabilir de. O da olur. Hani adam çok değerli. Bakın işte mesela büyükelçilerimiz vardır. Devlet bürokrasisinden gelenler vardır. Onlar hatta partiler bazı evet. insanları davet ederler. Evet. Tabii, son anda davet var. Size girin. Buyurun burada siyaset yapın diye. Belki bana da davet olmuş olabilir tabii. Bunu soracağız şimdi. Evet, şimdi listeler böyle bir şey söyleyeceksiniz. davet olacak dedi. Demin aslında CHP belediyeler konusunu biraz